İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Alaeddin-i Sabir, rahmetullahi aleyh, namaz kılmayanlar. Enes bin Malik der ki, bir gün ben o serverle dururken biri geldi, üzüntü ve kederle. Dedi, ya Resûlallah, ben bir günah işledim. Bunun cezası neyse, onu çekmek isterim. Ne günah yaptığını hiç sormadı o server. Az sonra vakit girdi, namaz kıldık beraber. Namazdan sonra yine arz eyledi o kimse. Dedi, verin cezamı, çekeyim her neyse. Peygamber Efendimiz sordu ki ona hemen, bizim ile birlikte namaz kılmadın mı sen? Evet, kıldım deyince buyurdu ki, ne âlâ! Senin o günahını affetti Hak Teâlâ. Zira 5 vakit namaz, aralarda işlenen her bir küçük günahı temizliyor tamamen. Abdullah bin Mes'ud da sordu Resûlullah'a, en çok hangi ameli seviyor Hak Teâlâ? Bu suale cevaben buyurdu ki o server, ilk vaktinde kılınan namazı en çok sever. Başka gün sorduğunda buyurdular ki hemen, kalkıp namaz kılmaktır, gece herkes uyurken. Yine Peygamberimiz buyurdu, insanla küfr arasındaki sınır, namazı terk etmektir. Çünkü namaz, perdedir kulla küfr arasında. Kulu küfre düşmekten, o korur esasında. Bu koruyucu perde kalkar ise aradan, o insan zor kurtulur, yani küfre varmaktan. Bu hadiste özürsüz namazı terk etmenin tehlikeli olduğu bildiriliyor kesin. Nitekim dediler ki bir kısım sahabiler, hiç namaz kılmayanın imanı elden gider. Yine Peygamberimiz buyurdu ki bir ara, 5 vakit namaz kılmak farzdır Müslümanlara. Kim muntazam kılarsa şartlarına uyarak, onları affetmeyi söz verdi Cenab-ı Hak. Elbette Hak Teâlâ vaadinden dönmez asla. Muhakkak af buyurur kim kılarsa ihlasla. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, namazı terk edenin imanı olur heder. Yani her kim namaza vermezse ehemmiyet ve vazife bilmezse küfre girer o elbet. Ebu Zer-i Gıfari naklediyor ki bir de, Resul'le bir sonbahar günlerinden birinde, sokakta dolaşırken gördü ki Resul'ü o an, bütün kuru yapraklar dökülmüş ağaçlardan. Bir ağaçtan 2 dal koparıp aldığında, hemen dökülüverdi yaprakları anında. Buyurdu, kim kılarsa namazını bir hakkın, İşte böyle dökülür günahları o şahsın. Hiç bulunmaz akranı, hiç bulunmaz akranı, mahzı lütfu yezdanı. Mahzı lütfu
Sultan Abdülkadir, Pir Abdülkadir, Hak la ilahe illallah, Allah Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından, ayıplamasından korkarak reddeden, inkar edenler, dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i kendileri gibi görüp
inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen "Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek?" diyerek kafir oldular. Ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen "Bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor" dediler buyurularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allahü Teala'yı ve onun gönderdiği peygamberi, dini reddetmek kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi, insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimiz'in de amcasıydı. Resulullah Efendimiz'in peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talib ölüm döşeğindeyken Resulullah Efendimiz yanına gelerek, "Ey amcam, sana şefaat edebilmem için la ilahe illallah söyle" buyurunca, "Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem" cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, "Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle, dinimizi kötülemesin" dediler. Ebu Talib de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca, Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talib de, "İşitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım, iman ederdim, seni sevindirirdim" dedi. Evet, Ebu Talib iman etmeden öldü. Ancak Allahü Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak, o mahzun olmasın diye, kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak, insanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa, ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar. Bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki, "Doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma." Sokak Kızı. Senaryo Ünal Bolat. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı bir köyde doğdum. İlk tahsilimi köyde, ortaokulu şehir merkezinde bitirdim. Ama bazı nedenlerle yüksek okula gidemeyip iş hayatına atıldım. Askerlik çağına kadar çıraklık yaptım sayılır. Fakat askerlik dönüşü aynı işimde usta olmuştum. Sıra gelmişti evlenmeye. Bir gün arkadaşıma açtım fikrimi. "Ahmet Bey, ne dersin? Evlenip yuva kurabilir miyim o kızla?" "Hangi kızla?
Canım şu geçenlerde pastanede tanıştığımız. Ha o mu? Gerçekten güzel kız hani. İşte ona evlilik teklif etmeyi düşünüyorum. Ya ama hangi parayla? Ana yok baba yok. Kime vereceksin ha? Ah, ah. Eğer birinin vermesini beklersek çok bekleriz. Orası öyle. Eğer razı olursa istersen bir dene. Nihayet pastanede tanıştığımız o kızla evlenmeye karar verdim. Önce teklifime şaşırdı ama kabul etti. Annesi, babası ve ailesiyle tanıştırdı beni. Çok mutluydu. Çünkü bana karşı çok candan davranıyordu. Doğrusu ben de ona. Hele o rüzgarda dalgalanan saçları, boncuk mavisi gözleri, birbirinden renkli, insana mayhoşluk veren elbiseleriyle benim için bulunmaz bir afetti o. Mustafa. Efendim canım. Ay sen dünyada yapayalnız mısın? Hiç kimsen yok mu? Neden sordun? Ay hem düğün yapacağım diyorsun hem de dünür göndermiyorsun. Hani başta söylemiştim. Yani benim kimsem yok demiştim. Aa, bak ama ben seni ailemle tanıştırdım. Hiç olmazsa sen de dünür gönder ki adet yerini bulsun değil mi? Tamam. Dünürcü göndereceğim. Yeter ki adet yerini bulsun. Ay sen bir ömürsün Mustafa. Canım benim şu saflığın var ya. Boynunu bükerek duruşun yok mu? Canım canım Mustafa'cığım. Aysel haklıydı. Dünür göndermeliydim. Ama kimi? Ailem köydeydi. Gelebilecek durumları da yoktu. Yakın akrabalarımdan bir iki aracı buldum. Recep abi, senden bir ricam olacak. Ne demek Mustafa? Bugüne bugün amca çocuklarıyız. Buyur, de hele. Böyleyken böyle oldu Recep abi. Aysel isimli bu kızla tanıştım. Nasip olursa evleneceğiz. Aysel mi dedin? Evet, ailesiyle tanıştım. Çok candan insanlar. Şimdi benim de dünür göndermemi istiyorlar. Benim bildiğim Aysel, yani nasıl desem... Evet abi, o kadar iyi anlaşıyoruz ki nasıl mutlu olduğumu bilemezsin. Yarın mı gideceğiz? Evet abi, yengeme de selam söyle. Size zahmet olacak ama... Akraba da bulunmuştu. Yarın için dünür gönderecek ve gelenek görenekte yerine gelecekti. Fakat ummadığım bir şey oldu. İş yerimi kapatıp eve dönmek üzereydim. Çok sevip saydığım bir arkadaş geldi dükkana. Selamun aleyküm Mustafa. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Cahit. Hayırdır? Pek buraya gelmezdin sen. Gelmeyecektim ama seni sevdiğim için geldim. Bilmiş ol. Hayırdır? Bak Mustafa. Bilirim sen iyi niyetli, saf ve temiz bir gençsin. Şimdilik evlilik hayalleri kuruyorsun ama bu kez sana layık biri değil. Gel bu işten vazgeç. İyi olur bak. Sen ne diyorsun Cahit? Ciddi olamazsın. Neyi varmış o kızın? Açık konuşmaya gerek görmüyorum ama anla beni. Bak, bu kız senin tahmin ettiğin gibi ahlakı güzel, dinine bağlı, namusuna düşkün biri değil. Ne demek istiyorsun sen Cahit? Sen benim evleneceğim kıza nasıl namussuz dersin? Nasıl? Dur ya. Bırak yakamı. Çatır be. Ya dinle beni bak. Tanuş. Nesini gördün? Hadi söyle. Söyle. Üf. Ya bak Mustafa. Ben senin arkadaşınım ya. Oğlum yalan borcum yok ya sana. O kız bu şehirde en az 50 kişiyle flört etmiş ve vazgeçmiş biridir be. Vay be. Demek öyle. Demek ben bir sokak kızıyla evlilik kuruyorum. Bu dost mu, düşman mı olduğunu bilmediğim arkadaşın söyledikleriyle doğrusu şoke olmuştum. Ancak doğru mu, yanlış mı diye soracağım kimse yoktu. Tek çarem yüce Allah'a sığınmak oldu. Kara kara düşünmeye başladım. Amma da güzel yağıyor mübarek. Anam yağmur hep rahmet yağıyor derdi. Eve yetişmeliyim. Hadi az kaldı.
Abdestimi aldım. İşte. Kaldır ellerini, yalvar Allah'a. Hadi. Ya Rabbi. Bu evlilik hayırlı olacaksa nasip et. Hayırlı olmayacaksa beni bu çileden, kararsızlıktan kurtar Allah. Amin. Hayırdır inşallah. Alo. Mustafa, iyi günler. İyi günler. Nasılsın? Ay, iyiyim. Telefonumu beklemiyordun değil mi? Evet, doğrusu evet ama... Mustafa bak ne diyeceğim. Sen iyi ve hoş çocuksun. Sana günlerden beri içimi kemiren bir kurttan bahsetmek istiyorum. Hayırdır Aysel? Ne var? Ne oldu? Söylemesen vicdan azabı çekerim. Sen bu köyün çocuğusun, temizsin, safsın. Neler söylüyorsun Aysel? Ay, lütfen lafımı kesme. Ben şehrin pislikleri içinde yüzen biriyim. Seni yakmak istemiyorum. Aysel, alo. Alo Aysel. Hay Allah, kapattı telefonu. Ertesi sabah akrabalarıma işlerin olmadığını söyleyip dünür gitmemelerini tembih ettim. Onlar da hiç itiraz etmeden peki dediler. Sonunda belki de çok pişman olacağımız bir evlilikten Rabbimin yardımı sayesinde kurtulmuştum. Allah herkese hayırlı evlilik nasip etsin. O kuşu bu gece inledi durdu. O kuşu bu gece inledi durdu. Dertli gönülleri yaktı kavurdu. Hu diye, hu diye, hu diye diye. Dertli gönülleri yaktı kavurdu. Hu diye, hu diye, hu diye diye. Hu bilmem ki nedendi, neydi derdi. Hu idi dilinin değişmez mirdi. Bilmem ki nedendi, neydi derdi. Hu idi dilinin değişmez mirdi. Hu kuşu bu gece gönlüme girdi. Hu diye, hu diye, hu diye diye. O kuşu bu gece gönlüme girdi. Hu diye, hu diye, hu diye diye. Onu söylemek kolay mı dile? Ya gerek sultanım köhne kandile. Hep onu söylemek kolay mı dile?
Ya gerek sultanım köhne kandile. Hu kuşu yanarak uçtu menzile. Hu diye hu diye, hu diye diye. Hu kuşu yanarak uçtu menzile. Hu diye hu diye, hu diye diye. Hu 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 diye diye. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir genç, yaşı oldukça genç bir dinleyicimiz, bir kızımız 12-13 yaşlarında merak etmiş, soruyor. Diyor ki hani benim annem diyor oruç tutuyor. Normal Ramazan orucunun dışında da oruç tutuyor. İşte kapalı. Ama diyor annemle bazıları diyor komşularımız falan arkadaşlarımızın anneleri dalga geçiyorlar. İşte sen niye sürekli oruç tutuyorsun? Niye kapalısın? Ya bu zamanda da böyle şey olur mu? Sorunca diyor çocuk onlar biz de Müslümanız diyorlar diyor. Niye böyle oluyor diye soruyor. Yani niye herkes Müslümansa niye herkes aynı değil gibi bir kafasında soru işareti oluşmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki El İslamı bede'e gariben. فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَتُوبَى لِلْغُرَبَى İslamiyet garip olarak başladı. Son zamanlarda yine garip haline döner. Bu hadis-i şerifi de Ehl-i Sünnet alimleri açıklamışlar. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh tam ilmi hadis-i ebediye kitabında da açıklamışlar ve yazmışlar, nakletmişler orada. O, ben merak ederdim. O garip olmaktan maksat nedir? Garip olmaktan maksat işte Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşrikleri İslamiyet'e davet ettiği zaman ya bunlar da nereden çıktı? Peygamberim diyor falan. Ne emrinde hizmetçiler var, ne altınlar var, ne bir şeyler var falan. Hani garip gureba kimseler bunlar. Yani bu da nereden çıktı? Hani peygamber olsaydı biz olurduk. Yok işte biz işte Kureyş'in asilleriyiz, bizde bir şey yok, siz nereden çıktınız falan filan gibi. Bu şekilde böyle itham ediyorlar, hafife alıyorlar, dalga geçiyorlardı. Ahir zamanda İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zamandır buyuruyor, başlamıştır. Dolayısıyla ahir zamanda da Müslümanlar böyle garip olur. Herkes tepeden bakar. Adam oruç tutup duruyor ya sanki oruç tutunca eline geçecek. Namaz kılıp duruyor sanki ne geçecek diye hafife alıyor. Dinleyicimizin orada kullandığı bir ifade var. Diyor ki bunlar da sorulduğu zaman ben Müslümanım. Nüfus cüzdanlarında da öyle yazıyor. Öyle yazıyor ama niye bunlar böyle söylüyor? Müslümanlar sadece sözde kalıyor. Yani İslamiyet'le bağlantıları kalmamış. Çünkü namaz kılan, oruç tutan bir kimseyi hafife almak... Muhammed bin Kutbettin İzik Hazretleri Mızrakli İlmi Ali yazmışlar. Tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür diye. Yani imanı gider. Yani hürmet edilmesi, saygı gösterilmesi gereken namaza, oruca, zekata saygı ve hürmet gösterilmesi lazım. Bunlarla meşgul olana hürmet ve saygı göstermek lazım. Yani onlara gıpta etmek, imrenmek lazımken onu hafife alırsa, aşağılarsa küfür olur buyuruyor. Yani imanı gider, iman kalmaz. Onun lafta sözde ben Müslümanım demesi onu kurtarmaz buyuruyor. Bu mümkün değil. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh işte bir talebesi kendisine soruyor. Efendim diyor hani Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala hazretleri var. İstanbul'da metfun. Eshab-ı kiramdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman bu zatın hanesinde kaldılar. Ta İstanbul'un fethi için buralara kadar gelmişler. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. İnşallah Teala. Siz de görüyorsunuz. Grup grup insanlar oraya gidiyor. Bazen mesela gelinliğiyle beraber gelenler var. Soruyorlar, diyorlar ki bunlar da sevdiğini söylüyor. Ama halleri İslamiyet'e uygun değil.
İşte o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, İmam Rabbani Hazretleri de aynı şeyi buyuruyor. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. İtaat ne kadar çoksa sevgi de o kadar fazladır. İtaat yoksa sevgi de yoktur. Sevgileri yalandır buyuruyorlar. Sevgiler sözde kalır. İslamiyet'in emirlerini yapan bir kimseye, ya seninki de nereden çıktı falan diyorsa, hafif alıyorsa, kendi bunu yapmıyorsa, yani kendi tesettüre riayet etmiyorsa, namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, oruçtan namaz kılan da hafif alıyorsa, sonra da ben Müslümanım demesi onu kurtarmaz. Allah Teala korusun, iman gider. İman gider. Ha böyle zamanlarda yani bir kimse Allah Teala'nın emirlerini yerine getiriyorsa, başkaları da bunun aynı şekilde Allah Teala'nın emirlerini yerine getirdiği için bununla alay ediyorlarsa, bununla dalga geçiyorlarsa, bu şükresin haline. Haline şükresin. Şimdi Mustafa Bey, bir zamanlar ben dikkat ederim, ta İmvat Okulu yıllarında okumuştum. Allah Teala evliyasını, sevdiklerini gök kubbenin altında gizler diye. Hadis-i şerif diye zikrediliyor kitaplarda. Ben de böyle düşünürdüm, Allah Allah. Ya dedim, Cenab-ı Hak yani bir evliyasını gök kubbenin altında gizliyor. O zaman dedim, gizleyince kimse bunu bilemiyor. O zaman faydalı da olamıyor. Bu ne demek ki diye. Ta ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin kitapları elime geçene kadar. O kitaplarda bunun izahı var. Hatta kendileri de anlatmışlar. Gök kubbenin altında gizlerim sevdiklerimi. Nasıl gizler? İnsanlık sıfatlarıyla gizlermiş. Yani? Yani. Aynen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam olduğu gibi. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e baktılar. Allah Allah dediler ya. Bu peygamberim diyor ama bizim gibi yiyor. O sana yoruluyor, uyuyor, üzülüyor. Çocukluğunu biliyoruz. Çocukluğunu biliyoruz. Ağlıyor, gülüyor. Ya bizim gibi diyor ya. Yani evliya olsaydı, peygamber olsaydı arkasında melekler olurdu, hazineler olurdu, hizmetçiler olurdu. Öyle tahayyül ediyorlar. İnsanlar da evliyayı hani böyle havada uçuyor, kaçıyor öyle zannediyor. Halbuki evliyanın özelliği yemesinde, içmesinde, giyinmesinde, oturmasında, kalkmasında, bütün işlerinde Allah'tan emrine uyar. Kendine değil, nefsine değil. Dikkatle bakıldığı zaman bunlar ehl-i sünnet itikadındadır. İtikatları düzgündür. İtikatlarında herhangi bir sapma söz konusu değildir. Yaptığı işler, ameller, ibadetleri fıkıh kitaplarına uygundur. Alışverişleri fıkıh kitaplarına uygundur. İnsanlarla görüşmeleri özür dilerim efendim. Kitaplarda yazıldığı gibidir. Ona riayet ederler. Bunlar gıybet etmez, yalan söylemez, dedikodu yapmaz, fitne çıkarmaz, fitneye sebep olmaz. İnsanlara hep hoş muamele ederler. Ha sen bu gözle baktığın zaman onu tanırsın. Tanıdıkça da, onu sevdikçe de ona itaat edersin. Onun gittiği yolda gitmeye başlarsın. O sevgi artar. O zaman senin amellerin, senin ibadetlerin o zatın bildirdiği gibi ise gerçekten o zatı sevdiğin açığa çıkar. Yani demek istiyorlar ki Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an hazretlerini sevdiğini söyleyen kimsenin amelleri Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an hazretlerinin bildirdiğine uymuyorsa, ona ittiba etmiyorsa, tabi olmayasa bunun sevgisi yalandır. Ben Müslümanım dediği halde İslamiyet'in bir emri kendisinde yoksa, o adam oruç tutmuyorsa, adam namaz kılmıyorsa, kadın da tesettüre riayet etmiyorsa, yalan söylüyorsa, gıybet ediyorsa, sahtekarlık yapıyorsa, alışverişi İslamiyet'e uygun değilse, bu kimsenin Müslümanım demesi kendisini kurtarmaz buyuruyorlar. Yalandır buyuruyorlar. Yalandır. Mesela imanın altı şartı anlatılırken, o imanın altı şartından önce iki şart bildirilmiş. Birisi gayba iman. Biz şimdi cennet diyoruz, sırat diyoruz, sırat köprüsü diyoruz, kabir diyoruz, kabir hayatı diyoruz. Gözümüzde görmedik bunları. Ama bunların hepsini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. İmam-ı Rabbani Kutsi Sur Hazretleri Peygamber Efendimiz için kullandığı bir tabir var. Muhbiri sadık, muhbir haber veren, sadık doğru haber veren. Peygamber Efendimiz muhbiri sadıktır. Söylediklerinin hepsi doğrudur. Kabirden haber verdikleri doğrudur. Mahşerden haber verdikleri doğrudur. Sırattan haber verdikleri doğrudur. Cennet ve cehennemi Miraç gecesi gitti, baş gözüyle gördü, gerisin geri geldi ve bunları anlattı. Bunların hepsi doğrudur. Bunu gayba iman. Peki görseydik, o zaman gördüğüne inanırdın. Allah Teala böyle dilemiş. İkincisi, hubbu fillah, budu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Sevgin Allah için olacak. Buğzun da Allah için olacak. Kendi evladın Allah-u Teala'ya itaat etmiyorsa buğz edersin ona. Benim evladım bu, benim kardeşim bu, benim amcam bu, benim dayım bu, benim babam bu, benim annem bu. Umeyr radıyallahu teala hazretleri vardı. Eshab-ı kiramdan. Bir eli yağda bir eli balda büyütülmüştür. Arap dili ve edebiyatında da zirvede bir şahsiyet. Genç. Bunu işte nadide olarak büyütülmüş. Kibar, nazik,
Bunu sıkı sıkı tembih etmişler. Muhammed el-Emin'in bulunduğu yere sakın gitme. Çünkü o bazı sözler söylüyor, o sözleri insanı büyülüyor. Bu da Arap dili ve edebiyatına vakıf ya. Korkuyorlar yani, gidip Kur'an-ı Kerim'i dinlerse o cazibeye kapılır, Müslüman olur diye korkuyorlar. Bir gün diyor ki, evde ben aklı başında bir kimseyim. Arap dili ve edebiyatını da bilirim, sihri de bilirim, büyüyü de bilirim. Ben niye kapılayım? Gidiyor Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Tabi ayet-i kerimeler dinleyince o cazibeye kapılıyor, Müslüman oluyor. Müslüman olunca annesi babası düşman oldu. Ve şimdiki gibi değildi o zamanki insanlarda. Yani kafiri de mertti. Annesi diyor ki, bak diyor, Müslümanlıktan vazgeçmediğim müddetçe, aha diyor, bugün başlıyorum diyor açlık grevine. Şimdi açlık grevi diyorlar da öyle değil ha. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Hakikaten kadın aynı şekilde samimiyetli bir şey yemiyor ve içmiyor. Umeyr radıyallahu teala hazretleri buyuruyor ki, bak anneciğim, 1000 tane canın olsa her birini her gün tek 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 versen, bilesin ki ben bu dinden dönmeyeceğim. Ve hapsettiler, zincire vurdular Umeyr radıyallahu teala hazretlerini. Sonra aynı şekilde kurtuldu. Uhud muharebesinde şehit oldu. Sancağı bu taşıyordu. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Umeyr buyurdular, sancağı yukarı tutsana dediler. O sancağı tutan döndü, ben Umeyr değilim dedi. Peki kimsin dedi. Ben dedi Allah-u Teala'nın gönderdiği meleğim. Umeyr şehit oldu radıyallahu anh. Allah-u Teala bana emretti, Habibimin sancağı yere düşmesin diye. O sancağı ben tutuyorum şimdi. Harp bittikten sonra o nadide büyüyen, nazende büyütülen, yani hiç sıkıntı görmeyen Umeyr radıyallahu teala an. Yakışıklı Umeyr. Yakışıklı, çok da yakışıklıymış. Toz toprağın içerisine, kan revan içerisine yatıyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam mübarek başını dizinin üzerine aldılar. Uzun süre ağladılar, biliyor musun? Uzun süre ağladılar. Ama onunki de anne babaydı. Ama anne babaya orada dinlemedi. Dolayısıyla hubbu fillah, buğdu fillah. Hubbu fillah, buğdu fillah. Yani Allah için sevmek, Allah için düşmanlık etmek. O kalp ile olur, bazen tavırla olur, o ayrı bir mesele. Dolayısıyla yani imanın alametleri var. Öyle oturduğun yerde, efendim ben de Müslümanım, ben de işte böyleyim falan demek suretiyle yarın mahşer günü melekleri kandıracağını mı zannediyorsun? Olur mu öyle şey ya? Allah-u Teala, melekten Allah-u Teala'dan talimat alır, emir alır. Hani şeyde Allah rahmet eylesin, Enver abilerde anlatıyorlar da yani konuyu açıyor. Şimdi vaktiyle bir tüccar, genç bir tüccar, namazlarını son vakte kormuş. Alim bir zat varmış, onun mağazasına uğramış. Demiş, evladım bak namaz kılıyorsun demiş, şunu son vaktine koyma, ucu ucuna. Yani öğleyi tam ikindi girerken kılıyor, ikindiyi tam akşam yaklaşırken kılıyor. Yapma bunu, tamam efendim işte yapıyoruz, ediyoruz falan derken bir gün bu bir rüya görüyor. Rüyasında kıyamet kopmuş. Bunu mizanın başına götürmüşler. Bütün ameller şakır şakır hepsi dökülmüş. Bakmışlar melekler, demişler ki amellerini seni kurtarmıyor. Günah çok. Bu bakmış, demiş ya benim namazlarım da vardı. E demiş bekleyelim biraz da. Bekliyorlar, demiş yok. Ya vardı, yok demişler. Takıyorlar kelepçeyi, bunu götürürken tam cehenneme yaklaşmışken birisi sesleniyor. Durun diye. Melekler dönüyor ki, diyor ki sen kimsin ki biz aynı şekilde duracağız. Biz Allah-u Teala'nın emriyle dururuz. Ben diyor bu adamın kıldığı namazım diyor. Adam bir de dönüyor gerisin geri. Ya diyor nerede kaldın, götürüyorlar beni. Götürüyorlar beni. Diyor ki sen de ben hep dünyada son vakte bırakıyordun ya. Bir uyanıyor. Aa diyor tövbe ettim. Ondan sonra namaz vakti girer girmez namazını kılıyor. Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Demek ki itikad düzgün, temiz birisi ki Allah-u Teala rüyasında ikaz ediyor. Dolayısıyla öyle son vakte bırakmak bile tehlikeli. Değil hiç yapmamak, yapana aynı şekilde alaya almak, onunla dalga geçmek o insanı tehlikeye sokar. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Bir de bunun etkilenme kısmı var. Yani Müslüman olan, tesettürde olan, işte ibadetlerini yapan insanlar bu tür şeylerden hani çok fazla etkilenmeleri gerekiyor mu? Bir abdestimizden şüphemiz yok ki bizim, yani kim ne derse desin. Ona dalga geçirecek onlar kendileri. Yani. Ben değilim ki. Hani bunu kafaya takıp da üzülmenin ne manası hiç, var? Hiç gereği yok. İnsanlar beni hafife alıyor. Ya bir gayrimüslim, bir fasık benimle dalga geçmiş olsa ne şey olur ki? Mesela biz burada program yapıyoruz. Bizi dinleyip seven, bizi dinleyip söven de var. Hakaret eden de var. Dönüp bakmıyoruz biz onlara. Dönüp bakmıyoruz. Yani onlar hakareti diye veyahut da sevmedi diye, sövdü diye biz vaz mı geçeceğiz? Hayır, sonuna kadar da anlatmaya devam edeceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.
İslam ve toplum.